Merhabalar. Öncelikle Akademik Link kanalına böyle bir çalışma yaptıkları için çok teşekkür ederim. Ben de kendilerini severek takip ediyorum. Kendimi tanıtarak başlayayım. Adım Mesut Bahtiyar Gökçe. Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 2020 mezunuyum. Arkadaşlarım sormak istedikleri sorular olursa telefon üzerinden veya mail yoluyla bana ulaşabilirler. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1955'te Trabzon'da kurulmuştur. Türkiye'de kurulan 4. üniversitedir. Trabzon, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in Sancakbeyliği yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyaya geldiği, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri bakımından çok zengin bir şehrimizdir. Karadeniz Teknik Üniversitesi 10 adet yerleşkesiyle 34 bin öğrenci ve 2150 adet akademisyene ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitemizde 12 adet fakülte ve onlarca bölüm bulunmaktadır. Kampüs içinde öğrenci yemekhanesi, öğrenci yurtları, çarşı, şenlik alanı, fakülte hastanesi, diş hastanesi, teknokent, kültür merkezi, kütüphane, çalışma salonları ve birçok spor tesisi bulunmaktadır. Bununla birlikte sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda birçok yarışma ve etkinlik düzenlenmektedir. Kampüs olanakları bu bakımdan çok zengindir. Harita mühendisi kimdir? Harita mühendisi, yeryüzünün tamamının veya bir kısmının çeşitli tekniklerle metrik anlamda ölçülmesi ve elde edilen verilerin bilgisayar ortamında harita ve planlar şeklinde tasvir edilmesi, konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme çalışmalarını yapan mühendistir. Harita ve kadastro mühendisi veya geometrik mühendisi olarak da bilinir. Harita mühendisinin çalışma ortamı genel olarak arazi ve ofislerdir. Harita mühendisi tarım projelerinde, yol, köprü, baraj inşaatlarında, belediyelerde, özel harita bürolarında, il bankta, devlet su işlerinde, karayollarında, tapu ve kadastro müdürlüklerinde istihdam edilirler. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde harita mühendisliği bölümü 1967'de kurulmuştur. Laboratuvar ve arazi uygulamaları alanında çok gelişmiş imkanlara sahiptir. Bölüm içinde 6 adet laboratuvar, amfi, derslikler, çalışma salonları, 2 adet kulübümüz bulunmakta. Ve yine Jeodezi Müzesi bulunmaktadır. Bölümümüzün ana bilim dalları ölçme tekniği, fotogrametri, uzaktan algılama, kamu ölçmeleri, kartografi ve jeodezi ana bilim dalıdır. Mühendislik fakültesindeki bölümlerde birinci sınıfta genellikle matematik, fizik, Türk dili, inkılap tarihi, İngilizce gibi genel dersler gösterilmekte olup onların yanında da mühendisliğe giriş ve diğer bölüm dersleri başlamaktadır. Asıl ağırlıklı olarak bölüm dersleri 2. sınıfta başlar. Bizim bölümümüzde harita mühendisliğine giriş ve ölçme gibi dersler 1. sınıfta olup 2. sınıftan sonra jeodezi, fotogrametri, uzaktan algılama gibi bölüm dersleri 2. sınıf ve sonrasında devam etmektedir. 4. sınıfın 1. döneminde mühendislik tasarımı, 2. döneminde ise bitirme projesi yapılmakta olup bu şekilde bölüm tamamlanır. Kimler harita mühendisliği bölümünü seçmeli? Geometri, coğrafya gibi derslerde yetenekli olan, bilgisayar programlarıyla ilişkisi olan, bilgisayardan anlayan, teknik çizim işlerini yapabilecek, eli yatkın ve kodlamaya ilgisi olan arkadaşların harita mühendisliği bölümünü seçmesini tavsiye ederim. Bunlardan en önemlisi geometri. Yani geometri anlamıyorum veya kafam yatmıyor diyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü bölümümüzün birçok mekaniği geometri üzerine kurulmuştur. Onların dışında da tercihle alakalı ne olursa olsun her zaman yani kendi içinize sinen, yani yapmak istediğiniz mesleği tercih etmenizi, bölümü tercih etmenizi tavsiye ederim. Milletin lafıyla iş yapmayın kesinlikle. Sonradan çok pişman olursunuz. Ya da işte maaşı azmış, maaşı çokmuş gibi şeyler düşünmeyin. Yani meslekte alanınızda ilerleyince zaten başarılı oldukça maaşınız da iyi olur yani. Maaşı hep arka planda tutun. Onun dışında şehir dışında okumaktan korkmayın. Yani şehir, İstanbul'da özel üniversite okumaktansa şehir dışında devlet üniversitesi okumak bence daha mantıklı. Umarım tercih yapacak olan arkadaşlar için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, huzur ve mutlu günler dilerim. Herkese merhaba, Eylül ben. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün size
lise öğrencileri, rapper öğretmenler, genel olarak lisedeki tayfa tarafından çok bilinmeyen ama garip bir şekilde işverenler ve şirketler tarafından çokça bilinen matematik mühendisliği bölümünden bahsedeceğim. Matematik mühendisleri neredeyse her alanda çalışıyor arkadaşlar. Yani bizim bölüme gelenlerin büyük bir kısmı yazılımcı olma hayaliyle geliyor. Kodlama, yapay zeka, veri bilimi, derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi birçok artık neye yönelmek istiyorsanız oralara yönelebilme imkanını sunuyor size matematik mühendisliği. Onun dışında finans kısmına, pazarlama, satış kısmına da yönelebiliyorsunuz. Aslında gerçekten mühendisliği ve matematiği ilgilendiren her alana yönelebiliyorsunuz. Ki her alanda matematik ve mühendisliği ilgilendiriyor. O yüzden de gerçekten ne istiyorsanız yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir ameliyata girmediğiniz falan kalıyor. Ama tamamen dediğim gibi sizin kendinizi öğrenim süresince nasıl geliştirdiğinizle alakalı, ne yöne geliştirdiğinizle alakalı. Bunu aslında biraz siz belirliyorsunuz. Benim mesela bu bölüme gelmedeki motivasyonum, ya ben tam olarak ne istediğimi bilmiyorum. Aklımda birkaç şey var. O yüzden de bana fazlaca fırsat verebilecek bir bölüme gitmeye ihtiyacım var. Burada da matematik mühendisliği gerçekten joker bölüm. Özellikle bir tavsiyem, seçeceğiniz bölümün mezun ağına bakın arkadaşlar. Mezunlarına bakın. Matematik mühendisliğinin çok geniş bir mezun ağı var. Türkiye'den dünyanın her yerine kadar. İrlanda'da Facebook'ta çalışan mezunumuz da var. Hollanda'da eBay'de çalışan mezunumuz da var. İşte NATO'da yazılım mühendisi olarak çalışan mezunumuz da var. Amerika'da SAP şirketinde çalışan mezunumuz da var. Türkiye'de Microsoft'ta çalışan mezunumuz da var. Bankacı olan mezunumuz da var. Yani gerçekten ne isterseniz var. Size ilham olabilecek bir mezun bulamama ihtimaliniz gerçekten sıfır. Hocalar açısından ders almamanız gereken evet bir iki hoca var. Onları da zaten siz bölüme geldiğinizde biz söylüyoruz size, merak etmeyin. Ya ben şahsen ders aldığım hocalardan memnundum. Özellikle online dönemde bence birçoğu gayet iyi toparladı. Tüm hocalar öğrenci dostuydu diyemem. Ama bazı hocaları da anlayabiliyorum. Çünkü online dönemde kopya olaylarından dolayı çok fazla hak yenebiliyor. Onun dışında bölüm biraz zor bir bölüm. Çalışmanız gerekiyor. YKS'den çıkıp işte yatayım bölümü değil kesinlikle. Oturup çalışıyorsunuz yani. Minimum bir çalışmayla, doğru şekilde çalışmayla, bir de doğru hocalardan ders almakla asla yapamayacağınız, yapılmayacak bir bölüm değil yani. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Çok akademik bir kafada düşünüyorsanız, ya ben akademisyen olacağım. Yani öyle bir kafanız varsa bu bölüm size çok uygun olmayabilir. Ya bu bölümden mezun olup akademisyen olan çok mezunumuz var. Öğretmen hocalarımızın zaten birçoğu bölüm mezunu. İşte Almanya'da, İrlanda'da yüksek doktora yapan mezunlar var. Ama ya genel ortam çok öyle değil. Bölümü okuyup akademisyen olabilirsiniz. Derslerinizi ona göre alırsınız ama ben onun yerine dürüst olmak gerekirse İTÜ kadar iyi olan bir matematik lisans bölümünü tercih etmenizi öneririm. Eğer kafanız ben kesin akademisyen olacağım yönündeyse, dediğim gibi. Eğer şüpheleriniz varsa akademisyen olsam olmasam mı, o zaman bölüme gelebilirsiniz yani. Çünkü fikriniz değişirse falan çok rahat başka şeylere yönelebilirsiniz. İTÜ ile ilgili olumsuz bir yan söyleyebilirim. O da hazırlık eğitiminin çok iyi olmaması. Şimdi ben hazırlık okumadım. Belki de o yüzden hazırlıkla alakalı yorum yapmak çok doğru değil ama benim bölümde okuyup İngilizce hazırlık eğitimi almış arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla söylüyorum. Hani İTÜ'nün İngilizce eğitimi biraz yetersiz arkadaşlar. Hatta biraz değil, bence bayağı bir yetersiz. Yani kendiniz geliştirmeniz gerekecek. Ya hani maddi durum varsa kursa gidersiniz. Yoksa da internet üzerinden, kaynaklar üzerinden, hiçbirimiz anamızın karnından C1'le ve İngilizceyle doğmadık. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani İTÜ'de hazırlık eğitimi size çok bir yarar sağlamayabilir. Benim için söylenebilecek daha fazla şey yok. Ben bölümü seviyorum. Bana çok fazla şey kattı. Çok güzel kapılar açtı bana. Herkesin üniversite deneyimi farklıdır. Bunu kesinlikle aklınıza sokun. Hiçbir üniversite, hiçbir bölüm mükemmel değil. Şunu söyleyebilirim. Tabii nacizane tavsiyem, yani beni ne kadar kale alırsınız bilmiyorum ama ben de bu süreçlerden geçtim sonuçta. Tabii ki bölüm tercihi yapıyorsunuz. Bölüm tercihi yapmak çok önemli. Ama bunun yanı sıra bir üniversite tercihi de yapıyorsunuz. Yani üniversite ismine de önem gösterin. Üniversitenin ortamına da önem gösterin. Vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi, bunların arasındaki farkları iyi bilin arkadaşlar. Ben bu farkı iyi bilmediğim için ilk senemde bir vakıf üniversitesine gittim ve İTÜ'ye ben yatay geçişle geldim. Bir sene boyunca Berkecanlarla, Babişko Asımanlarla falan okudum. Ve hani hoş bir tecrübe değildi kesinlikle. Çok travmatik bir tecrübeydi. Ama tabii ki herkesin kariyer hayatı farklı. Herkesin hedefleri, düşünceleri çok farklı oluyor. O yüzden vakıf üniversiteleri belki size daha uygun oluyor olabilir. Ha, eğer sorularınız olursa
bize @itumbk Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. DM'lere çok hızlıca dönüyoruz. Instagram sayfamızın bio kısmında YouTube kanalının da linki var. Orada mezunlarla çektiğimiz Tüme Varım diye bir serimiz var. Orada da mezunlarımızın şu an nerede çalıştıklarını, neler yaptıklarını da izleyebilirsin. Tercih döneminde de elimizden geldiğince çok içerik üretmeye çalışacağız aday öğrenciler için. Hepinize iyi, mutlu, huzurlu bir gelecek diliyorum. Kendinize iyi bakın. Merhabalar, ben Lale. Ben Çağla. Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 yılı mezunuyuz. Bizim de tercih döneminde karar verdiğimiz bölüm hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Bu bölümden mezun olan kişilere şehir plancısı ünvanı verilmektedir. Şehir plancısı, kentlerin mekansal, sosyal, çevresel ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik arazi kullanım, ulaşım, yoğunluk ve yapılaşma koşullarını içeren imar planlarını hazırlayan kişilerdir. Aynı zamanda stratejik planlar da hazırlayarak nüfus ve iş gücü projeksiyonlarını gözeterek politikalar geliştirmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, belediyelerde, KUDEP'lerde, kalkınma ajanslarında ve özel bürolarda çalışabilmektedir. Lisans döneminde 2 staj yapılmaktadır. Biz kamu ve özel olmak üzere deneyimlemiştik. Lisans döneminde ilk yarı yılı temel tasarım eğitimi dersleriyle geçirmekteyiz. Temel tasarım eğitimi estetik algımızı ve imgelemi güçlendirecek el çizimine dayalı bir eğitimdir. Diğer yarı yıllarda proje alanına teknik gezi düzenlenmektedir. Bu teknik geziler konaklamalı olarak yaklaşık bir hafta sürmektedir. Teknik gezilerde saha çalışmaları, yerinde tespit, gözlem ve anket çalışmaları yapılmaktadır. Teknik gezilerde konaklama ve ulaşım masrafını öğrenci karşılamaktadır. Ulaşım konusunda üniversitemizin bütçe ayırdığı teknik geziler olmuştu. Okul öğrencilerimizde bir dönem boyunca edindiğimiz bilgileri analiz, bütünleşik sentez, planlama yaklaşımı, plan, plan açıklama raporu olarak jürilerde sunuyoruz. Masraf oluşturan bir diğer konu da paftaların çıktısı. Paftaların çiziminde hem geleneksel el çizimi yöntemi hem de dijital yöntemi kullanmaktayız. Lisans boyunca CAD tabanlı programları öğrenmekteyiz. Bu programlarda hazırladığımız pafta boyutları, çalışma alanının büyüklüğü ve ölçüye göre değişmektedir. Özellikle jüri dönemlerinde paftalar teknik rapor ve gerektiğinde maket maliyette olabilmektedir. Kampüs yakınında bulunan kırtasiyeler ve Çınar'da bulunan özel itçiler bizlere yardımcı olmaktadır. Sürekli değişen koşullar, ihtiyaçlar, artan çevre sorunları, iklim değişikliği ve kentsel dönüşüm konularında bilinçli hareket etmek ve etkin rol almak istiyorsanız siz de bu bölümü tercih edebilirsiniz. Umarız tercihlerinizden memnun kalırsınız. Hoşça kalın. Arkadaşlar ben Ramazan. Mersin Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümünde okudum. 2013 yılında başlamıştım ve 2018 yılında mezun oldum bölümden. Bölüm %100 İngilizce ve İngilizce hazırlık eğitimi alıyorsunuz. İngilizce hazırlık eğitimi konusunda çok iyi olduğunu söyleyemem ama belli bir düzeyde öğreniyorsunuz ama bitirdikten sonra gerçek anlamda bir TOEFL'a ya da IELTS'e girip iyi bir puan almanız zor gibi bence. Onun dışında bölüm gayet zor bir bölüm. Çok fazla bir zaman ayırmanızı bekliyorlar. Çok fazla sayıda çizim yapmanız gerekiyor. Çok fazla araştırma yapmanız gerekiyor. Ondan sonra çok fazla problem çözmenizi bekliyorlar. Eğer gerçekten kendinizi adıyorsanız tabii bölüme. Onun dışında Mersin Üniversitesi kampüsü gayet güzel bir kampüs bence. Çiftlikköy'de, yani Mersin'in en güzel yerlerinden biri diyebilirim. Onun dışında güzel bir yemekhanesi var. Ondan sonra kampüs içinde yeterince vakit geçirebileceğiniz yer var. Ondan sonra güzel bir kütüphanesi var. Onun dışında toplu taşıma anlamında da avantajlı ve üniversite yolu dediğimiz yerde çok ciddi konut imkanları var. Onun dışında kampüsün içerisinde 2 tane kız ve erkek öğrenci yurdu var. Öyle bir avantaj var. Oraya yerleşebilirsiniz. Onun dışında bölüm dediğim gibi gayet zor bir bölüm.
Ama bölümü bitirdiğiniz zaman bence eğer gerçekten uğraştıysanız ve kendinizi geliştirdiyseniz iyi bir yere gelmiş olarak, iyi bir yere gelmiş biri olarak mezun oluyorsunuz. Yani ne anlamda iyi bir yere gelmiş? Sadece Türkiye içerisinde değil, daha ulusal yani sadece ulusal anlamda değil, aynı zamanda uluslararası anlamda bir takım problemleri çözme yeteneğini, bir problem çözebilme, İngilizce konuşabilme, onun dışında bölüm içerisinde coğrafi bilgi işlemleri üretiliyor. Onun dışında kentsel tasarım dersleri alıyorsunuz. Temel tasarım dersleri alıyorsunuz. Onun dışında kentsel bir takım problemleri çözmeye yönelik eğitimler alıyorsunuz. Bunlar avantajlı yönleri. Onun dışında bölümün hocaları genellikle o bölümü kuran hocaların çoğu ODTÜ mezunu ve bence iyi bir eğitim veriyorlar. Çok kaliteli, bence akademik geçmişleri var. En azından ders içerisinde çok fazla doçentle konuşma imkanımız oluyordu ve onların deneyimleri öğrencileri geliştiriyordu. Tabii öğrenci bunu iyi kullanabilirse. Onun dışında en son baktığım zaman 370 bin gibi bir sıralamayla alıyor. Bence Türkiye'de 370 bin sıralamaya sahip bir öğrencinin gidebileceği mantıklı bölümlerden biri. Ben girdiğim zaman 2013'te 110 bin gibi bir sıralamayla girmiştim. 130 binle kapatmıştı sanırım. Onun dışında dediğim gibi bölüm biraz daha açıkçası kamuda torpil isteyen, özel sektörde de iş bulmanın zor olduğu bir bölüm. Ama o bölüme girip bir takım önemli yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. İngilizce, problem çözme. Yani ben şu an Kaliforniya'da yaşıyorum. Yaklaşık 7-8 aydır Apple'da bölümümle alakalı bir iş yapıyorum. Yani mekansal veri analizleri üzerine bir iş yapıyorum. Yani bu şekilde oradan mezun olup Amerika gibi bir yerde kendinizi geliştirebilirseniz bu alanda burada çalışabilecek yeterliliğe sahip bir bilgiyle mezun oluyorsunuz diyebilirim. Merhabalar genç arkadaşlarım. Ben Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezunum. Giriş sıralamam yaklaşık 20 binle girmiştim ben bölüme 3. olarak. Tabii şimdilerde uçak mühendisliği bayağı üniversitelerde açılmaya başladı. Bu konuda hani uçak mühendisliği bölümünü tercihini ederken bir düşünmenizi isterim. Çünkü istihdam seviyesinde yeteri değil yani istihdam. Okulum hakkında Necmettin Erbakan Üniversitesi 2013 sanırım. Doğru hatırlıyorsam 2013 yılında Selçuk Üniversitesi'nden ayrılan bir üniversite. Yani yeni bir üniversite. Biz de zaten ikinci veya üçüncü mezunlarıyız. Kampüs olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine aitiz. Fakat kampüs olarak hani yeteri kadar mutlu edemez sizi. Emin olabilirsiniz bundan. Konya'da bulunuyor bu üniversite. Konya yaşam açısından güzel fakat biraz sosyal aktiviteleri nispeten diğer büyük şehirlere göre daha az. Yani bir Eskişehir, bir Ankara, bir İstanbul'a göre oldukça daha düşük bir sosyal aktiviteye sahip. Aynı şekilde uçak mühendisliği hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Uçak mühendisliği normal makine mühendisliği bölümünden kopma bir bölüm. Çoğu dersleri zaten ortak. Yalnız işte aerodinamik, uçuş teorisi veya atıyorum itki sistemleri gibi dersler farklılık gösteriyor. Bu bölümde dersler eğlenceli geçiyor gerçekten. Hani zor diyeceğim ama bütün üniversiteler zor yani bütün bölümler zor. Ama gerçekten eğlenceli bir bölüm. Önerim olacak olursa da hani uçak mühendisliğiyle gelen puanla şey de yapılabilir yani daha bölüm düşürülüp üniversite yükseltilebilir. Hani nasıl diyoruz? Mesela Necmettin Erbakan uçak mühendisi yerine ODTÜ'den daha düşük bir bölüme sahip bir tercih yapılabilir veya İTÜ, ODTÜ. Hatta size önerim Türk-Alman Üniversitesi'nde araştırmanızdır. Hani Almanya ile direkt bağlantılı olarak gidiyor.
Aynı şekilde genç kardeşlerime önerim, üniversiteniz ne olursa olsun iş kendinizde bitiyor. Ondan sonra yüksek lisans da yapmanız gerekiyor. Bu dönemde şart olması şart oldu artık bir nevi. Yüksek lisans için lisans döneminizde kesinlikle ALES, YDS veya YÖK dili geçmeniz gerekiyor. Yani iyi bir not almanız gerekiyor. Bunu lisans döneminde yaparsanız sizin çok artınız olacaktır. Aynı şekilde üniversite seçerken büyüklerinizden çok yardım almanızı tavsiye ediyorum. Bu videoları izleyip de feyz alabilirsiniz. Yani ben size son önerim olarak bölüm değil de üniversite daha önemli benim fikrim. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Furkan Ergür. Uludağ Üniversitesi lisans makine mühendisliği mezunuyum. Şu an bir teknoloji firmasında Ar-Ge proje mühendisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda yine Uludağ Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde yüksek lisansımı devam ettirmekteyim. Üniversitem adına konuşacak olursam kalabalık bir üniversiteyiz. Yaklaşık 60-70 bin öğrencinin bulunduğu bir üniversite. Ancak hani bunu üniversite çok geniş bir üniversite. Bunu çok fazla hissetmiyorsunuz açıkçası. Ben kendi bölümüm adına konuşacağım ve mühendislik bölümleri adına konuşacağım. Ben makine mühendisliğinde okudum lisansımı. Yüksek lisansımı da yine makine mühendisliği bölümünde yapmalıyım. Ama mühendislik adına kaliteli eğitim alabileceğiniz bir üniversite olduğunu düşünmekteyim. Uludağ Üniversitesi'nin. Ya nedenine gelirsek de bunu hani neye dayandırarak söylüyorsun derseniz de bunu açıkçası içinde bulunduğu şehir kaynaklı, şehir odaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bursa hani sizin hem sanayileşmiş hem sanayiye artık öncülük eden, kendi rüştünü kanıtlamış Türkiye'deki ender şehirlerimizden biri. Hani hem üretimde olsun hem teknolojik dönüşümde olsun gerçekten hani öncü şehirlerimizden biri. Siz de hani Uludağ Üniversitesi olarak, içeride bir üniversite olarak, bu şehrin içinde bir üniversite olarak hani buna çok kayıtsız kalamıyorsunuz açıkçası ve bu değişen dünyayı, değişen trendleri takip etmeniz gerekiyor. Bu yüzden kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Açıkçası hani ben çok fazla sıkıntı yaşamadım. Hani lisans yıllarımda böyle çok aman aman işte üniversitemin içerisinde gezdim, çok sosyal faaliyetlere katıldım da diyemeyeceğim. Çünkü bunun sebebi de açıkçası bölümümün çok da kolay olmamasıydı. Ama değdi mi derseniz evet değdi. Hani bunun meyvelerini şimdi daha ufak ufak toplamaya başladık ama hani kaliteli bir eğitim aldığınızda lisans eğitiminden sonra anlıyorsunuz. Hani iyi ki bu zorlanmaya değdi diyebiliyorsunuz. Onun haricinde üniversitemizin sosyal faaliyetleri benim lisans dönemimde olduğundan şu an daha fazla, daha yeni atılımlar var. Hani işte yeni faaliyet kulüpleri ortaya çıkıyor ve aktif bir şekilde hareket ediyor bunlar. Yine işte yeni kütüphane yapılıyor. İşte imkanlar geliştirilmeye çalışıyor her üniversite gibi. Hani bunların yanı sıra Uludağ Üniversitesi bilgi paketi diye bir web sitesi var. Buraya giderek işte hangi bölümden, hangi hocadan ders alabileceğinizi görebiliyorsunuz. O hocaların akademik geçmişleri ve aynı zamanda özgeçmişlerini inceleyebiliyorsunuz. Hani bu hocaları aynı zamanda daha iyi tanıyabilmenizi ve dersin içeriğine vakıf olabilmenizi sağlıyor. Hani hocaların özgeçmişlerine de baktığımızda açıkçası benim yüksek lisansımı tekrar Uludağ'da tercih etme sebeplerinden biri de bu oldu. Yani gerçekten nitelikli hocalardan ders aldığınızda ve nitelikli insanlarla işbirliği içerisinde bulunduğunuzda bunun size geri dönüşü çok kat ve kat daha fazla oluyor açıkçası. Hani bunu görebilmek de önemli. Hani hocaların özgeçmişlerini görebilmek bence güzel bir avantaj, büyük bir avantaj. Hocaların neler yaptığını, hangi çalışmalar yaptığını, size uygun olup olmadıklarını görebilmek bence bir avantaj, özür dilerim. Onun haricinde hani kalabalık bir üniversite olmamızın verdiği bir sıkıntı da hani her bir öğrenciyle gönül isterdik ki hepimizin elinden tutsunlar, işte iş hayatımıza kadar beraber devam edelim. Ancak maalesef öyle değil. Hani biraz sizin atılımcı olmanız gerekiyor. Yani talep etmeniz gerekiyor. Gerek hocalardan, gerek üniversite bilimlerinden, gerek işte mühendislik birimi olsun, fen edebiyat birimleri olsun, mimarlık birimleri olsun. Sizin birazcık daha hani talep etmeniz gerekiyor. Hani biraz daha açıkçası bu rekabetten sıyrılmanız gerekiyor. Onun haricinde mühendislik alanında tren takip edici değil. Bursa lokomotif bir konumu olduğundan dolayı üniversitede bunu uygun bir şekilde hani harmanlandığını düşünüyorum ben açıkçası. Hani bu
siz yurt dışında herhangi bir değişimi direkt burada yansımalarını görüp kendinizi ona göre eğitebiliyorsunuz. Ona göre işte programlar öğrenebiliyorsunuz yeri geliyor ya da işte ona göre değişime ve dönüşüme takipçi kalmak yerine uyum sağlayabiliyorsunuz. Bunları söyleyebilirim üniversite adına. Yani diğer bölümler hakkında çok fazla yorum yapamam açıkçası ama yine okuyan arkadaşlarım var. İktisat, işletme, siyaset bilimlerinin de ülkemizin geçmiş tarihlerine bakıldığında başarılı isimler yetiştirdiğini görüyoruz. Köklü bir üniversite olduğunu görüyoruz. Ben memnunum açıkçası üniversitemden. Hani onun haricinde çok da ekleyeceğim bir şey kalmadı sanırım. Yine merak ettiğiniz sorularınız olursa, tabii ki zorlandığınız zamanlar olacak, zorlandığınız dönemler olacak. Hani yalnız hissedeceksiniz yeri geldiğinde ama buna rağmen yine de ilerlemek lazım. İlerlemeyi durdurmamak lazım. Çok ve verimli çalışmak lazım. Öyle. Yani benden şimdilik bu kadar. Hani yardımcı olabileceğim bir şey varsa, gerekirse işte videoyu çekenler akademinin kanalından mail bırakacaksa falan, ben de mailimi bırakabilirim. Hani gelecek arkadaşlara yardım olması açısından sorularınızı cevaplayabilirim. Bu kadar. Teşekkür ederim.